Teşekkür ederim hocam. İsterseniz birazdan madenciliğin geleceği kısmına geçelim. Aslında burada sizin hocam öncesindeki konuşmalarınızda da ele aldığınız bir şey var. Anahtar kelime var aslında, fütürizm. Kaba bir giriş yapmak adına sözü size versem, hani biz buradan hani şunu mu anlamalıyız? Hani fütürizm şu mu? İşin teknoloji boyutu mu? Hani işte robotların hayatımıza girip bizim aradan çıkmamız gibi biraz daha Endüstri 4.0 ilintili bir konumu, yoksa biraz daha böyle işte Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanmış 20 günlük punktları var. Sizin de çok sık işte bahsettiğiniz işte Emotional Intelligence falan gibi, ya da işte analitik problem çözmek gibi birçok yetkinlikler var. Biz buradan hangisini neyi anlamalıyız? Yoksa hepsi beraber mi? Nedir? Gibi bir soru Bu iletmiş olayım. acayip felsefi bir konu. Kısaca değinmeye çalışayım. Yani yapılan araştırmalar diyor ki bize dünyadaki mega problemlerimiz hızlı şehirleşme, iklim değişimi, ben buna ne kadar inanmasam da, doğal kaynakların azalması, global güç dengelerinin değişimi, sosyal kavramların değişmesi ve teknolojik gelişmeler. Buna insanlık, yani dikkatini çekerse bunlar hepsinin madencilik bir şekilde dokunuyor. Özellikle şehirleşme, teknoloji, doğal kaynaklar, bunların hepsi madencilikle ilintili. Yani düşünebildiğiniz, şöyle çevrenize baktığınızda gördüğünüz her şey var çünkü madencilik olduğu için. Yani Minerals Council Australia, yani Avustralya Mineral Konsülü madenciliğin şeyini yaptı. Ona bakarsanız internette bulursunuz. 30 tane madde çıkardı. Yani elektrik için, food processing için, sağlık için, akıllı telefonlarda, beyaz eşyada, elektrik arabalarda, savunma sanayinde, solar power, yani güneş enerjisinde, kendi evimize baktığımızda, temizleme malzemelerinde, inşaat malzemelerinde, teknolojide, hijyen malzemelerinde, para, bateri üretiminde, 3D, 3 boyutlu yazılım, dişçilik, even yani sanki cenaze, funeral, film ve televizyon teknolojisi, et ve sebze üretiminde, hepsinde düşünebildiğiniz her şey, 30'unu da saymayayım şimdi, her şeyde madenciliğin katkısı var. Madenciliği dışarıya atarsanız bunları hayatımızı aynı şekilde devam ettirmemiz mümkün değil. Bu çok önemli. Peki, tabii ki bazı sorular var, yani cevap vermemiz lazım. Acaba gelecekteki maden üretimi talebi ne olacak? Peki şu andaki madencilik modeli bunu karşılamaya yetecek mi? Yani acaba madencilik endüstrisi teknolojiyi kullanarak daha çevre dostu, daha güvenli, daha verimli ve sosyal olarak kabullenilmiş hale getirebilecek miyiz madenciliği? Bana sorarsanız dünyanın en büyük, şu anda madencilikteki en büyük problem 3 şey. Birincisi sosyal kabul. İkincisi yükselen maliyetler madencilikte ve düşük verimlilik. Bu çok önemli. Bu üç tane büyük problemi çözmemiz gerekiyor. Ama bizim madenciliğin geleceği, ben şöyle dört tane maddeyle sıralayabilirim. Önce madenlerin görünmez olması gerekiyor. Yani footprint'in minimum olması lazım. Yani bir madencilik yaptığımızda bunun çevreye etkisi ve dışarıdan görünümü olmaması lazım. İkincisi, insanların tehlikeli bölgelerden uzaklaştırılmış olması lazım operasyonlarda. Üçüncüsü, daha önce bahsettiğim gibi toplumun madenciliği kabullenmesi ve onaylaması gerekiyor. Şu anda bütün toplumda
bir madencilik karşıtı bir durum var. Diğer dördüncü noktada enerji ve suyu verimli kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar geleceğin madenciliğinde olması gereken şeyler ama benim bir çıkarımım var. Ve ben diyorum ki biz 200 yıldır madenciliği aynı şekilde yapıyoruz dünyada değiştirmeden. Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi diyorum. O zaman hocam şunu iddia ediyorsunuz anladığım kadarıyla iddianız o yönde. Yeni iş modellerine de ihtiyacımız olacak o zaman. Hani 200 yıllık halihazırda tabii ki kendini çok da olmasa da yenileyen bir sektör. Bu dünyadaki artan ham madde ve enerji talebi, artan nüfus falan gibi birçok parametreyi göz önüne aldığımızda hani bunlar beraberinde madenciliğin de kendisine belli anlamlarda tırnak içerisinde çekidüzen verip yeni iş modelleri de geliştirmesi gerektiğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle onu söylüyorum ama benim söylediğim çok daha controversial, nasıl diyeceğiz bunu Türkiye'de, Türkçe'de? Yani tartışılabilir ve olacak. Çünkü bazı şeyler tamamen değişmesi lazım. Söyle örnek vereyim. Sen biraz önce Big Data dedin, değil mi? Big Data kelimesi yani büyük veri. Ben buna çok kızıyorum. Çünkü Big Data benim için hiçbir anlamı yok. Ama datanın smart olması gerekiyor. Yani akıllı. Yani o kadar çok data üretiliyor ki her konuda veri var ki bunları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bunları kullanmayı öğrendiğimizde o zaman veri akıllı oluyor. O yüzden ben Big Data'yı kullanmıyorum. Onun yerine Smart Data'yı kullanıyorum. Bir de diğer nokta otomasyon. Otomasyon kelimesi o kadar çok kullanıldı ki ve hani Industry 4.0 var ya, dördüncü, bilmiyorum Türkçe'de nasıl, endüstri, dördüncü endüstri devrimi diye bir kelime şey çıktı ya, ona da çok kızıyorum ben çünkü çok yanlış kullanılıyor. Bütün endüstri devrimlerine baktığınızda endüstri devrimleri ancak endüstri devrimleri geçtikten 20-30 yıl sonra tanımlanabiliyor. Yani biz şu anda endüstri dördüncü endüstri devrimini yaşarken biz endüstri dördüncü endüstri devrimindeyiz diyemeyiz. Ne de çünkü neden Big Data? Neden otomasyon? Otomasyon ben size söyleyeyim, ben bazı çalışmalar yaptım, bunları publish etmedim. Edemiyorum ne yazık ki ama otomasyon bile başlı başına bir problem. Çünkü onu da söyleyeyim, iki tane büyük kamyonu sürücüsüz çalıştırmak otomasyon demek değil. Bütün sistemin otomasyon olması lazım ve bu henüz gerçekleştirilmiş değil. Onun için otomasyon kelimesi de çok yanlış kullanılıyor. Yani Bill Gates'in dediğine göre otomasyonu zaten verimli çalışan bir işletmeye uygulanırsanız işletmeniz daha verimli hale gelir. Ama eğer otomasyonu verimli olmayan bir işletmeye uygularsanız işletme tamamen verimsiz hale gelir. Madencilikte de bence yapılan o, şu anda otomasyon kelimesi madencilikte tamamen marketing amaçlı kullanılıyor. Tamamen shareholderların gücünü yükseltmek için, yani ilgisini arttırmak için kullanılıyor. Bu benim görüşüm. Daha böyle daha çarpıcı bir örnek vermem gerekirse sana herhalde şey olacaktır. Mesela tailings diyoruz ya, atık havuzu madenlerde. Metal madenlerinde üretimi, yani metal, kömür hepsinde var. Üretimi yaptıktan sonra neden? Çünkü mesela altından örnek vereyim size. Şu anda 0,6 gram bir ton içindeki kütlede 0,6 gram altın bizim için ekonomik şekilde üretilebiliyor madencilikte. Şimdi bunu madenci olmayan herhangi bir bilim adamına, scientist'e götürdüğünüzde, özellikle fizikle uğraşan, matematikle uğraşan birine götürdüğünüzde bunda temel bir yanlış olduğunu direkt söyleyecektir size. Çünkü 0,6 gram bir ton içinde bunda bir yanlışlık var. Demek ki malzemenin çoğu atığa gidiyor.
İşte 200 yıldır değiştirmeyen o. Değiştirilmeyen o. Değiştirilmesi gereken bu. Bizim o 0,6 gram almamız lazım sadece. Bu düşünce de bana uzay madenciliğini tasarlarken geldi, dizayn ederken geldi. Çünkü uzayda öyle bir şansın yok. Biz o 0,6 gram mi almak zorundayız mineralden. O yüzden hiçbir şekilde atık falan uğraşamam. Çünkü büyük bir malzeme yok. Benim yeni şeyim small is the big new. Yani küçük şu andaki en büyük olan şey. Yani bizim öyle büyük kamyonlara, büyük aletlere ihtiyacımız yok. Sadece küçük ölçekli ve tamamen seçici madencilik, precision mining yapmamız gerekiyor. Hocam, o zaman aslında bambaşka bir madenciliğin gelişmesinden bahsediyorsunuz. Yani işte bu small is big, aslında oradaki söylemden hareketle bunu şey yapabilirim. Hocam, bir de diğer tarafa da dönmem gerekirse, bu saymış olduğunuz işte dört ana madde vardı. İşte madenlerin görünmez olması, işte footprintlerini mümkün olduğunca azaltmaları, belki sıfıra yaklaştırmaları, insanların operasyondan çekilip biraz daha oraya sanırım işte robotların ya da işte başka teknolojinin devreye girmesi, toplum onayı ve enerji su verimliliği dedik. Burada sanırım toplum onayı dışında geri kalan 3 maddede alt başta sanırım biraz daha şeyden geçiyor, teknolojinin ilerlemesinden geçiyor. Bu da sanırım teknolojinin ilerlemesi de bir miktar şuna bağlı gibi, işte Big Data dedik, işte siz onu smart olarak düzelttiniz. Yani oradaki hani üretilen, her alanda üretilen büyük verinin bir şekilde akıllı ve anlamlı kılınabilmesi gerekiyor. İstatistikten geçen bir süreç var. İşte sonrasında işte Endüstri 4.0 teması altında işlenen, durmadan önümüze gelen işte yapay zeka ve sonrasında teknolojinin işte reinforcement, güçlendirilmiş öğrenmeyle falan gibi birçok prosese dahil edilip sonrasında bizim önümüze ürün olarak gelmesi bir süreç var. Buradaki spesifik örneklere gitme şansı olur mu hocam? Mesela hani footprint'i azaltmaya yönelik geliştirilen uygulamalar var mı? Ya da bildiğim kadarıyla BHP falan herhalde Avustralya'daki merkezinde headquarter'dan falan yönetiyorlar şu an. Yani ne kadar mümkün oluyor? Bir fikriniz var mı? İşte kulağınıza çalınan bir şey var mı? Ya da doğrudan biliyor musunuz? Enerji ve su verimliliği Yani, konusunda da evet, uzaktan algılama daha çok uygulanıyor Avustralya'da. Yani operasyon merkezlerinden özellikle BHP, Rio Tinto'nun Western Avustralya'da, Batı Avustralya'da var operasyon merkezleri çok gerçekten ilgi çekici. Ama dediğim gibi tamamen otomasyon değil. Benim görüşüm bu çevre etkisini azaltacak bir hamle değil bu. Çevre etkisini azaltacak hamleleri yapmamız için bence sistemi tamamen başından değiştirmemiz gerekiyor. Anlattığım gibi. Yani o 0,6 gramın kendisini almanız lazım. Yani ben size söyleyeyim, atık havuzunu çözmenin tek yolu atık havuzunun olmaması. Öyle değil mi? Kesin çok çözüm. daha çok daha köktenci bir çözüm. Evet, kesin çözüm atık havuzunun olmaması. Yani atığının olmaması. İşte o olay da orada zaten. Yani tabii ki teknolojinin gelişmesiyle, kimya teknolojisinin gelişmesiyle, processing teknolojisinin gelişmesiyle impact yani etki azaltılıyor, azaltılacak, daha da azaltılacaktır. Ama bence artık bunu kökten değiştirmenin zamanı geldi. Benim kendi kişisel görüşüm bu. Araştırmalarımı da o yönde yapmaya çalışıyorum. Anladım hocam. Peki buradan ufakça aslında bir miktar UNSW'ya geçmek istiyorum. Yani hazır orada da çalışmalarınızı yürütüyorsunuz zaten. Burada mesela Türkiye'deki aldığınız eğitimden farklı olarak ne gibi bir yaklaşım kullanılıyor? Ya çünkü bu bence doğrudan doğruya konuşuyor olduğumuz konuyla çok daha yakından alakalı. Yani çünkü eminim işte siz böyle düşünüyorsanız çalışmanız da bir yöne kayıyor. Çalışmanız bir yöne kayınca UNSW'daki diğer araştırmacılar gibi oraya şekil veren, aslında bir kurum ne kadar değerliyse içindeki insanlar da değerli. İçindeki insanların verdiği değer doğrultusunda şekilleniyor. O yüzden mesela oradaki çalışmalar nedir? Ne yapılıyor? Kısaca bahsetmeye şansınız olur mu? Valla ben
Türkiye'de 9 üniversitesinde çalıştım. Afrika'da da çalıştım. Burada da çalıştım. Kimseye yani laboratuvarlar aşağı yukarı bütün üniversitelerde aynı laboratuvarlar var. Genel laboratuvarlardan bahsediyorum. Hocalarımız da yani iyi. Ben kimseyi kötülemek istemem. Onlar da benim arkadaşlarım, meslektaşlarım. Türkiye'de de, Afrika'da da, burada da, Amerika'da da. Farklılık bence University of New South Wales'in farklılığı girişimciliği desteklemesi, yeni fikirleri desteklemesi ve research intensive olması, yani araştırma ağırlıklı üniversite olması. Yani tabii ki eğitim öğretim güçlü ama benim kişisel görüşüm iyi araştırma yapan bir akademisyen iyi de dersi anlatır diye düşünüyorum. Yani öğrencilerine daha çok verebilir diye düşünüyorum. Yani bizim üniversitemizde bazı dersler var. Mesela bütün mühendislik öğrencileri toplanıp bir proje yapıyorlar birinci sınıfta. Engineering 1000 diye. Orada da Mars'ta bir rover dizayn etmeye çalışıyorlar. 1500 tane öğrenci gruplar halinde. Bu bir onlar için bir güzel bir challenge oluyor. Yani bu da ne oluyor? Yaratıcılığı, inovasyonu destekleyici şeyler. Üniversitede çok fazla girişimcilik, inovasyonu destekleyici bir yıl özel seminerler, dersler oluyor, TED Talk'ları oluyor. Yani bu tür şeyler çok oluyor. Şu andaki Türkiye'deki ne bileyim ODTÜ'de çok iyi bir üniversite. 950'de iyi. Orada nasıl oluyor şu anda bilmiyorum ama eminim benzer hareketler vardır. Yalnız tabii bizim çok fazla bize özel laboratuvarlarımız var. Mesela sanal gerçeklik, virtual reality gibi. Bu dünyada bir tek bizde olan teknolojiler var. Çok önemli kimyasal analiz merkezleri var ki Avustralya'da sadece bizde bu ara şeyde. Mesela computer tomografi gibi teknolojiler var. Mühendislikte sadece tıp dalında değil, bizim mühendislikte ve bilimde kullandığımız. Mesela kayaların içine bakabiliyoruz computer tomografi ile. Yani bu tür teknolojiler de var. Ama genelde ama şöyle söyleyeyim, bizim maden mühendisliği bölümü de dünyada 4. sırada listede. Ve bizde çok fazla araştırma parası geliyor endüstriden. Onun da çok büyük avantajı var tabii. Ne kadar endüstri araştırma desteği varsa hocalar da o kadar doktor öğrencisi yetiştirebiliyor. O doktor öğrencilerinin yetiştirdiği de value add olarak hem endüstriye hem de eğitim öğretime laboratuvarlar kuruluyor. Onlara göre eğitim öğretim daha iyi olmuş oluyor. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet hocam. Hatta aklıma şöyle bir şey de Çelin'de bildiğim kadarıyla Johannesburg'da da eğitim aldınız hocam. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bahsetmiştiniz. Orada Oslo. da bizden mezun yine Güner Hoca falan vardı. Ve onun Evet. bahsetmiş olduğu... Pardon hocam duyamadım. Amerika'da şu anda Güner. Evet. Yani onun bahsetmiş olduğu şöyle bir sistem vardı. Sanırım bir zamanlar Afrika hükümeti özellikle bu işte altın fiyatlarının falan yükselmesiyle akademi bir tarafta, sendikalar bir tarafta, hükümet bir tarafta gibi bir sistem kurup işte gerçekten işte bu real projelerde öğrencilerin oraya, doktor öğrencilerin oraya bir şekilde entegre edilmesi, hükümetin ve özel şirketlerin bir şekilde bunları fonlaması gibi bir şeyden bahsetmişti. Bu sizce ne kadar Var, burada sağlıklı? da var. Tam olarak ona gelecektim aslında. Avustralya'da yapılan da buna benzer bir şey diyecektim. Çünkü açıkçası şöyle bir şey de var hocam. Bahsetmiş olduğunuz şeyler arasında ben kendim düşünce mesela ben de bahsetmiş olduğunuz bir dersi geçen sene almıştım. Yani işte bizde yaklaşık bu 1500 kişi için olmuyor ama 20 kişi için tasarım fabrikası adında bakanlığın desteklemiş olduğu bir proje var. Harika. Hani farklı bir konuda ben de mesela işte akıllı bir kampüs üzerine mesela bir proje geliştirmeye çalışmıştık ve tamamen farklı isimli arkadaşlar vardı. Benzer işte lablar konusunda bahsettiğiniz özelinde şunu görüyorum. Sanırım genel lablar anlamında her tarafa özgü şeyler var ama diğer labların geliştirilmesi anlamında da
Hani kimsenin de hakkını yemek istemiyorum tabii. Hani, Türkiye'deki koşullar da belli. İşte çok fazla research için destek alındığını zannetmiyorum. Çok içinde değilim ama bu anlamda ne dersiniz deyip tekrar size bırakayım. Valla doğru söylüyorsun çok. Şimdi hükümet yani government, endüstri ve üniversitelerin yani araştırma enstitülerinin beraber çalışması gerekiyor. O şeyi kurmak gerekiyor. Benim her zaman yani Avustralya'da da öyle ama daha da iyi olması lazım tabii. Endüstri ve üniversiteler ve hükümet hepsinin birlikte çalıştırdığı bir model oluşturulması lazım. Galiba bir ses geliyor yine. Benden de kapattım hocam. O şey yani araştırma merkezleri her ülkede var yani. Türkiye'de de TÜBİTAK var, burada da Australian Research Council var, Amerika'da başka var işte, Güney Afrika'da başka var. Onların hükümetler tarafından desteklendiğini biliyoruz ama hükümetlerin yanında onlar araştırma projeleri yaratıyorlar. TÜBİTAK da yapıyor ama endüstri desteğini şartı olması lazım. Bir de başka bir şey de Avustralya'da var, Amerika'da var, Avrupa'da var. Eminim Türkiye'de de vardır. Türkiye bu konularda da iyi çünkü. Ama adının nasıl olduğunu bilmiyorum. Mesela hükümet parayı, araştırma projesinin parasını veriyor ama bir yeni kurulan bir şirketin projeyi üniversiteyle beraber yapma şartını koyuyor. Bu da tabii ki girişimcilik şeyini arttırıyor. Bu tür şeylerin olması gerekiyor. Bilmiyorum Türkiye'de şu anda nasıl oluyor bu iş ama eminim oluyordur da hangi derecede oluyor bilmiyorum. Evet hocam, yani ben de tam detayına hakim değilim ama teknokentlerde buna benzer zorunluluklar var diye biliyorum. Teknokentler üzerinden bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar diye biliyorum. Hocam ben buradan bir de şöyle bir şey sorayım. Sizin de özellikle altını çizdiğiniz işte bu 21. yüzyıl yetkinlikleri ve biraz daha aslında kişisel tabana, bireysel tabana indirelim istiyorum. Şimdi aslında hepimiz hani sizin gibi benzer bir yoldan geçiyoruz. Lisans eğitimini Türkiye'de alıyoruz. İşte çeşitleri, artıları, eksileri, bir takım şeyleri var. Ama mesela bundan sonra hani ben yine önceki konuşmalardan şunu da tutuyorum hocam, hani bir şeyin hani bugün de söylediniz zaten ama imkansız olduğuna inanmamak lazım ve hani şu da var, hani biz de şunu çok fazla yaşıyoruz, çok teorik temelli bir eğitim aldığımız için sahaya çıktığımızda acaba biz bunu yapabilir miyiz gibi bir korku oluyor ve bence çok doğal. O yüzden de bizim bu değişen dünya dinamiklerinde ağırlık vermemiz gereken yetkinlikler ne? Çünkü atıyorum işte temel bilimler dışında bir konu bilmiyorsa o çalışılır. Hani oturup öğrenirsin, çalışırsın ve gereğini yaparsın gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum çok mu soft düşünüyorum ama. Yok yani bence korku çok pozitif bir his. Yani eğer fazla kendine güvenirsen yani yanılgıya düşmen çok kolay olabilir. Benim size tavsiyem yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarında bilginizin yani temel bilgilerinizin iyi olması. Yani STEM deniyor onda İngilizce'de. Science, Technology, Engineering and Maths diye. Girişimcilik ruhu çok önemli. Bence cesur olmak lazım. Etkili iletişim yeteneği, yani komünikasyon tekniklerinin konusunda gençlerin birbirlerini kendisini iyi yetiştirmesi gerekiyor. Korkmamanız lazım insanlarla konuşmak için. Kritik düşünme ve problem çözme yeteneği mühendislik eğitiminde iyi veriliyor. Ama mühendislik eğitiminde olmayanların da bu konuya eğilmesini tavsiye ediyorum. İnovasyon yani buluşçuluk ve sistemsel düşünme, systems thinking çok önemli. Bir şeyi düşündüğünüzde bu yaptığınız düşüncenin diğer etrafındaki şeylere olan etkisinin de düşünmeniz gerekiyor. Buna da sistemsel düşünme deniyor. Yani bir şeyin collateral impact yani de olabilir. Pardon, diğer önemli bir nokta da networking yani herkesle bağlantı kurma yeteneği. Kim neyi bildiğinden ziyade kimi tanıdığının önemi de çok önemli.
Pozitif networking kurmak çok çok önemli bir şey. Diğer de en önemlisi de daha önce bahsettiğim gibi duygusal zeka. Bu çok önemli. Duygusal zekanın geliştirilmiş olması lazım. Bunu da bazen şartlar sizi geliştiriyor, bazen de kendinizi eğitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam bu kısma özellikle çok hafiften bir girmek istiyorum. Hani duygusal zeka dediğimiz şey sizce tam olarak nedir? Hani şey midir? Hani bir şeye çok hassas davranmak mıdır? Duygusal zekayı işte IQ'dan ayıran şey nedir? Ya ben herkesin zekasını eşit kabul ediyorum normal insanların. İlk herkese eşit zekada olduğunu düşünüyorum. Ama benim düşüncem duygusal zekayı benim şeyim söyleyiver tanımım bu gerçek tanımına uymayabilir açıkçası. Ama benim tanımım şöyle yani insanların diğer insanların hislerine değer vermesi, bunu tabii iş açısından ya da eğitim öğretim açısından konuşuyorum. Normal ilişkilerde de çok önemli tabii ki. Ama ben o açıdan şu anda yorum yapıyorum. Yani bulunduğunuz ortamdaki insanların hislerini, önemi çok önemli. Onların nasıl düşünebileceklerini düşünmeniz çok önemli. Çünkü insan sosyal bir varlık. Ne olduysa da bu Covid'de biraz sosyalliğimiz azalmasına rağmen yine bak şu anda böyle konuşuyoruz, ediyoruz. Belki de Covid'in avantajı şu anda bunu yapıyor olmamız. Yoksa belki de benim Türkiye'ye gelmemi bekleyecektiniz bana ulaşmak için. Tam olarak böyle olacaktı hocam. Duygusal zeka benim görüşümde yani yapmış olduğum kararların diğerlerine olan etkisini de düşünüp ona göre çalıştırmak. Aynı zamanda benim için duygusal zeka kendi bilgi birikiminizin diğer sosyal mesela networking dedik, kritik düşünme dedik, girişimcilik dedik bunların hepsini combine edip birleştirip uygulamak. Ama her zaman olarak diğerlerinin nasıl düşündüğünü de düşünmek. Ve sistemsel olarak birbiriyle bağlantısını kurabilmek yaptığınız kararları. Benim tanımım bu. Doğru tanımı açıkçası bilmiyorum. Hani sözlük tanımı mudur bilmiyorum. Anladım hocam. Peki biraz bununla alakalı olduğu için sormak istiyorum bunu. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 15 farklı doktora öğrencim var demiştiniz. Bu doktora öğrencileri de eminim ki hani tek bir milletten, tek bir ülkeden falan değildir. Birçok farklı nationality söz konusudur. Bunların seçiminde de etkili olan faktörler mi ya da onların seçiminde neye bakıyorsunuz? Çünkü hani bu alanda hani şu an ya açıkçası benim de cehaletimden kaynaklı olabilir ama bu alanda sanırım çok fazla çalışan zaten araştırmacı yok. Hani evet araştırmacı çok fazla araştırmacı var ama spesifik uzay madenciliği konusunda açıkçası ben sizden başka kimseyi duymadım. Bunlar etkine, oradaki etkenler nelerdir? Valla Artun yani kültürel ve yani onların geçmişleri öğrenci seçimiyle beni hiç ilgilendirmiyor. Yani nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar o beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan yani bizim üniversitenin kriterleri var. O kriterler çok yüksek. O kriterleri sağlıyor mu, sağlamıyor mu? İlk başta o benim elimde bile değil. Üniversite yapıyor o işi. Ondan sonra o kriterleri sağladıktan sonra ben öğrencinin CV'sine bakıyorum. Ya da benim postdoc'lar falan bakıyor. Onlar eledikten sonra benim önüme geldiğinde benim baktığım şey birincisi tabii ki öğrencinin araştırma geçmişi var mı? Yayınlar yapmış mı? Nerelerde yapmış? Bir de sosyal mi? Ne tür sosyal aktivitelere katılıyor? Yani ben motomot işini yapan adam aramıyorum. Sosyal özelliklerinde güçlü olmasını arıyorum. Çünkü bu adamlar ya da kadınlar gidip endüstriyle bağlantı kurup onlara prezentasyon vermek zorundalar. Gerektiğinde onların level'ına
onların level'ına inmeleri ya da onların şeklinde konuşmaları gerekiyor. O yüzden duygusal zeka işte burada çok önemli. Onların olup olmadığını CV'de bazen görebiliyorsunuz. Tabii ki yani İngilizce yeterlik falan onları tartışmıyorum bile. Bazen tabii ki proje konularına göre kendi çalışma konularının ne olduğu önemli. Bunlara önem veriyorum ben genelde. Ve en önemlisi de mutlaka ve mutlaka yüz yüze konuşuyorum almadan önce öğrenciyle. Yani bu büyük ihtimalle bu şekilde oluyor. Anladım hocam. Hocam bu arada bir dakika, 2 dakika içerisinde yeniden kapanacak chat kısmından onu şeyi paylaştı, linki paylaştı. Size uğraştırıyoruz ama oradan devam etme şansımız olur mu? Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. 5-10 dakika içerisinde bitiririz diye düşünüyorum ama okey midir sizin için? Şimdi ben anlamadım. Ne yapacaksınız dedim. Chat kısmında yeni bir link paylaştık hocam. Oradan oraya, o linke tıklarsanız o linke geçelim. Bir 5-10 dakikada orada vaktinizi alayım, sonra sizin de dinlenmenize izin vereyim. İsterseniz maili de iletebilirim ben size, çok sıkıntı değil. Bir saniye yüklüyor bir şey. Ben bunu kapatayım o zaman. Tamam hocam, diğerinde görüşelim o zaman. Görüntü gitmez. Tamam, sanırım görüntü de geldi. Benim görüntüm var mı sizde? Şu an görüntünüz gelmiyor hocam. Sanırım şey kısmı. Bağlayamıyorum diye bir ses çıkıyor da hiç anlayamadım niye öyle bir şey çıkıyor. Nasıl sıkıntı olabilir? Sizin için bir sakıncası olmaz. Hocam böyle devam ederiz. Bence içeriye odaklanmak daha mantıklı. Yani en kötü şey yaparız. Fotoğrafınızı arkadaşlarla paylaşırız. Fazla bana bir yeni e-mail geliyor. Onlara dönmem lazım. Bir 10 dakikayı geçirmeyelim, olur mu artık? Tabii hocam. Onun farkındayım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok fazla böldük, kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam şöyle son kısma çok değinmedik. O kısma da biraz değinmek istiyorum. Bu arada zaten küçük bir tiyosunu verdiniz. Ben bu iklim değişikliği kısmına inanmıyorum dediniz. Ben aslında şey yani madenciliğin iklim değişikliği üzerine etkisini sormak istiyordum. Yani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir onun cevabını almam mümkün olur mu? Valla yani o kadar çok şey söyleniyor ki bu iklim, climate change, iklim değişikliği falan. Özellikle bu Al Gore'un filmi Oscar aldı bundan 3-5 yıl önce. O Inconvenient Truth diye. Oradan sonra bir anda patladı bu iş. Ya, o politik işine girmeyeceğim ama mesela iklim değişikliğinin doğal felaketleri daha kötü hale getiriyorlar diyor. Yangınların sebebi işte falan deniyor. Biliyorsunuz Avustralya'da oldu. Ama isterseniz onlara bakarsanız Kaliforniya, Avustralya çarpık kentleşme, ormanlara yakılan yakın yapılan evler bunların sebebi olması da muhtemel. Yani ben o kadar detaya girmeyeceğim ama benim görüşümde birincisi herhangi bir engineering faaliyeti yaptığınız, mühendislik faaliyeti yaptığınızda doğaya zarar vermememeniz mümkün değil. Tamam mı? Ama bütün engineering faaliyetlerinin temel amaçlarından biri bu zararı minimum hale getirmektir. Tamam mı? Bu çok önemli. O yüzden kanunlar geliştirilmiş, kurallar konmuş, işte chat raporları falan Türkiye'de deniyor. İşte Environmental Impact Assessment İngilizce'de. Onlar konuşuluyor. Yani ama şöyle bir geriye bakıp tarihe baktığınızda mesela balinaların yağını 100 yıl önce kullanıyorduk, 150-200 yıl önce kullanıyorduk enerji için. Daha sonra kömür ve petrol kullanıldıktan sonra balinaları kurtardık. Ama bazen de yapılan yanlışlar var. Mesela bütün dünya hep fosil yakıtlarını şey almış durumda, hedef haline almış durumda ama mesela
insanlar bütün insanlar vejetaryen olsa, hiç et yemese karbon emisyonu çok çok daha düşecek. Bu da bir fact yani. Özellikle kırmızı et yediğimiz için bunların için kullanılan land çok büyük alanlarda ve o karbon emisyonu çok yüksek derecede arttırıyor. Mesela biz ailecek şimdi hafta içi 5 gün vejetaryen olduk. En azından bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz dünyaya. Tabii ki yani arada bir de et yiyoruz hafta sonları. Yani sevdiğimiz için, yoksa başka bir sebebi yok. Yani çok önemli bu özellikle. Özellikle yenilenebilir enerji, renewable enerji üzerine çok büyük bir itiş var. Özellikle solar power, solar cell kullanmak gibi. Ama bunların hepsini yapmamız için tabii ki yine fosil yakıtlarına ihtiyacımız var. Bunları herkes o kadar göz ardı ediyor ki diyorlar ki solar cell'i tamamen sentten yapabiliriz. Kesinlikle yanlış ve yalan. Sent yani kuarstan, kömürle beraber, yüksek kalite kömürle beraber yapılıyor bu seller. Mesela bunun gibi çok yanlış bilgiler, çok kirli bilgiler dolaşıyor dünyada. Ve madenciliğin doğaya etkisi tabii ki olacak. Ama nedense yeni bir AVM yapıldığında bir şehirde kimse şikayet etmiyor. Hemen oraya gidiyor herkes. Ama madencilik, herhangi bir maden yapıldığında bunun her yer flash bir şekilde ortaya çıkıyor. Hiç girmeyeceğim. Kaz Dağları'nda bana sorma. Çünkü bu konuda konuşmak istemiyorum. Çünkü yanlış bilgiler. Çünkü orada chat raporu tamamen doğruya hazırlanmışsa benim için hiçbir sakıncası yok. Kurallar ve kanunlarla denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimse akıllı telefonda hangi minerallerin kullandığını düşünmüyor ve bakarsanız çevrecilerin hepsinin en son model telefonları ellerindedir. İşte MacBook'ları elindedir. Ama kimse onların nasıl alındığını, bu minerallerin nereden geldiğini düşünmüyor. Ben kesinlikle, yanlış anlaşılmasın, ben kesinlikle çevreye zarar veren madencilik yapılsın demiyorum. Çevreye verilen zararın minimuma indirilmesi lazım. O yüzden de zaten benim bütün araştırma konum geleceğin madenciliğinde, biraz önce verdiğim örnek gibi hiç atık üretmeden madencilik yapılması lazım. O zaman bütün bu sorunların tamamı tamamı gidecek. Birçok kirli bilgi var, tekrar dediğim gibi. Yani green enerji, yeşil enerji deniyor. Yeşil enerji harika bir fikir. Ama örnek vereyim size. International Energy Agency, yani onun da direktörü Türk aslında. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bilgisine göre solar enerjiden kullanılan bataryalar, oradan store edilen bataryalar sadece dünyada %1 oranında kullanılıyor. Ve de solar power'ların unitlerinin lifetime'ı yaklaşık 10 yıl. Güneş yenilenebilir ama solar seller yenilenemez. Yani onların da kendi atığı var. Çevresel etkileri kesinlikle araştırılmıyor. Üstelik ben biraz önce Apple productlara bakıyordum. Apple diyor ki web sayfasında, Apple runs 100% with renewable energy. Tamamıyla yanlış. Orada kullandıkları binada, bir kere Apple'ın kendisinde ne kadar gerçek olduğu tamamen soru işareti. Yani çok kirli bir bilgi yayılımı var şu anda dünyada. %100 clean enerji diye bir şey yok. Backup her zaman power, backup yani backup enerjisi her zaman fosil fuelle yapılıyor. Hiç de bunlara inanmayın. Enerji depolaması çok büyük sorun çünkü. Ne zaman ki bunu çözeceğiz, o zaman %100 clean enerji diye bir şey olacak. Yani benim demek istediğim, toparlamak gerekirse, madenciliğin çevreye etkisi var mıdır? Evet vardır. Şu anda vardır. Gittikçe azalıyor. Bütün araştırmalar onun üzerine. Ama bunu minimuma indirmek bizim elimizde. Araştırmalarımız bu konuda yapmamız gerekiyor.
ve çevreye zararını madenciliğin en aza indirmemiz gerekiyor. Ama bunun için de topluca bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ama green enerji, yeşil enerji, %100 temiz enerji diye bir şey yok. Buna da inanmayın. Hocam şöyle ufak bir katkı sunup sonrasında bir iki dakika içerisinde sizden ayrılmayı şey yapacağız ama bu noktada şöyle bir katkı sunabilir miyiz? Mesela circular economy de son zamanlarda çok üzerine konuşulan konulardan biri. Bahsetmiş olduğumuz işte Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında da Fatih Beysner'in Türk birisi var. Ve orada sanırım zaten kullanılan hani sadece sizin bahsettiğiniz kısmı atık boyutta değil. Zaten orada kullanılan birçok mineraller, onlar da kendi varlıkları madenciliğe borçlu gibi bir takım şeyleri var. Bir taraftan Tabii da ki. hocam Avrupa'da genel anlamda madencilik faaliyetlerinin özellikle fosil anlamında işte kömür madenciliği falan gibi bir tarafa bırakılıp biraz daha böyle zaten hali hazırda işte bu üretmiş olduğumuz teknolojik aletlerde kullanılan işte çeşitli mineralleri tekrar kazanımı hani bunların atık olarak değerlendirilmeyip yani daha doğrusu atık olarak yani circular economy başlığı altında atık olarak değerlendirilmeyip yeniden kazanımı gibi bir potansiyelden söz ediliyor. Yani sizce bu yeterince uygulanabilir bir şey mi? Bu alanda ne düşünüyorsunuz? Deyip bu Bence soruyu bunun bitireyim. kesinlikle yapılması lazım ama kesinlikle de yeterli değil. Yani sen dedin ya grafit, lityum ve kobalt mesela bu temiz enerji teknoloji için gerekli bir şey dedin ya işte onlar bazı mineraller onlar için de gerekiyor. Doğru gerekiyor tabii ki. Avrupa örneğini verdin. Avrupa çok doğru bir de çok da yanlış bir örnek. Avrupa son derece kültürel olarak gelişmiş bir toplum. Ancak Avrupa kendini temiz gösteriyor. Ancak temiz değil. Ben bu konuda çok yakın bilgi sahibiyim. Çünkü Avrupa artık madencilik kelimesini raw materials, ham madde olarak değiştirdi. Madencilik demiyorlar da ham madde üretimi diyorlar. Anlatabildim mi? Yani kelimenin anlamını değiştirdiler. Evet, kömür madenciliğini düşürdüler. Diyorlar ki Almanya işte kömür madenciliği yapmıyor. Almanya kömürü en çok ithal eden Avrupa ülkesi. Yani Avrupa bunu çok güzel kullanıyor. Yönetimsel bir başarı hocam o zaman anladığım kadarıyla. Yani algı Yönetimsel bir şey. başarısı. Ama Algı başarısı. kendi bahçesini kazmıyor da başkasından alıyor. Anlatabildim mi? Ama bu da onları temiz yapmaz ne yazık. Aslında yüzyıllardan beri yapmış oldukları şeyin başka bir şekilde, başka bir versiyonda diyebiliriz Aynen, sanki. aynen öyle. Ama ben o yüzden Kuzey Amerika ülkelerini daha takdir ediyorum. Çünkü onlar en azından dürüst. Yani o tür oyunlara, politik oyunlara gitmiyorlar. Ama Avrupa hem fosil yakıtlarını tütü kakalıyor ama aynı zamanda en çok kullananlardan biri. Anladın mı? Anladım hocam. Hocam son sözlerinizi alabilir miyiz? Yani özellikle bu özellikle bölümü yeni tercih edecek arkadaşlar ve şu an mezun olan ve yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar anlamında. Zaten ben çok anahtar kelimeler vardı. Mesela orada cesaret, işte bir takım soft skill'ler üzerine durdunuz bence. Yani onların hepsi zaten bir cevap oldu ama biz yine de son bir özet alıp sonrasında sizinle vedalaşalım isterseniz. Artun, bütün dünyada maden mühendisleri bölümündeki öğrenci alımı sayısı düştü. Neden? Çünkü sosyal kabullenmenin zayıflığı yüzünden. Bu demek değildir ki endüstrinin maden mühendisine ihtiyacı az. Bu kesinlikle doğru değil. Endüstrinin maden mühendisine ihtiyacı çok fazla. Çünkü madencilik endüstrisi en ana endüstriden biri. Yani hiçbir endüstri birimi madencilik olmadan ayakta duramaz. Onun için madencilik her zaman gerekecektir. Ben arkadaşlara tavsiyem, onları seçecek arkadaşlara tavsiyem korkmasınlar. Eğer istiyorlarsa, eğer ilgilerini çekiyorlarsa madencilik eğitimi alsınlar. Benim oğlum da şu anda 4. sınıf maden mühendisliği öğrencisi benim üniversitemde. Aynı senle bir. Ve şu anda da 4. sınıf olmasına rağmen
full time bir maden şirketinde çalışıyor hem de aynı zamanda okuyor. Çünkü burada maden mühendisliği açığı çok fazla. Yani ki ben ona maden mühendisliği oku demedim. Ben ona mühendis ol dedim. O kendisi maden mühendisliği olmayı istedi. Bana sordu, ben de açıkladım. Yani size verebileceğim öneri kesinlikle bu anti mining, anti madencilik şeylerine inanmayın ve bunların karşısında durun ama bilimsel verilerle karşısında durun. Hepimizin ortak amacı climate smart madencilik, yani iklim akıllı iklimi destekleyen madenciliği yaratmak olmalı. Madenciliğin çevre etkisini azaltmak hepimizin ana sebebi olmalı. İnsanların kafasındaki düşünceyi de kaldırmak için bunu yapmamız şart. Böyle deyip kapatabiliriz. Hocam son bir cümlede şununla alakalı alsam. Özellikle ülkede başarılı olan, hani ben onlardan biri değilim. Başarılı olan arkadaşların büyük bir çoğunluğunun yurt dışı hayali var. Sizce bu bir must mı? Ne dersiniz bu konu hakkında? Hani eğer gerçekten de bir şekilde bursalık gidemiyorsa, ne bileyim işte özellikle sanırım ya, uluslararası üzerinde öyle work and travel değil ama work and gibi bir proje var sanırım. Hani 6 ay gidip çalışma izni falan gibi şeyler var. O kadar bir miktar aslında uç örneklere kaymalılar mı sizce? Siz ne dersiniz bu konu hakkında deyip sonrasında bitirelim isterseniz. Artun çok doğru bir soru sordun. Benim cevabım şöyle olacak. Ben must diyeceğim. Ama yurt dışına çıkmak çok önemli. Çünkü değişik kültürleri anlayıp düşünce tarzlarını anlamanız açısından hiç de ama hiç de onların daha üstün olduğunu da düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Yani ama kendinizin de üstün olduğunu düşünmeyin. Öyle de bir şey de yok. Yani herkes eşit. Sadece farklı düşünme tarzı var. Bu düşünce tarzlarını ilgi alanınıza göre bilgi birikimini alıp ülkenize dönebilirsiniz ya da orada kalabilirsiniz. Yani dünya vatandaşı olmanın da bir yanlışı yok. Önemli olan insanlığa hizmettir. Yani ben şeye falan inanmıyorum. Yani ben tabii ki kendi vatandaşı olduğum kişilere yardım etmek isterim. Yani sana diğerlerini hak ediyorlarsa, çalışıyorlarsa, çalışkanlarsa, dürüst ve dürüstçe işlerini yapıyorlarsa. Ama inanın ki bir Türk'ün bir İngiliz'den ya da bir Afrikalı'dan benim için hiçbir farkı yok. Yani tercih sebebi değil. Önemli olan hak edenin orada olması. Hocam çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Gerçekten çok kıymetliydi. Zaten sonrasında da kaydısını ya da paylaşırız bahsetmiş olduğunuz gibi. Bugün için herkese teşekkür ederiz. Detox webinar serimizde University of New South Wales'ten Profesör Doktor Serkan Saydam konuğumuz oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı da aldık bence. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Teşekkürler. Artun sağ ol, teşekkür ederim. Görüşmek üzere Hocam inşallah çok teşekkür bir ederiz. Sağ olun. Gerçekten vaktinizi aldık. Estağfurullah, benim için zevkti. Teşekkür Görüşmek hocam. üzere. Umarım bir dahaki sefere bir daha fırsatımız olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. İnşallah, bay bay.